Günseli hocamız bize biyoreaktörün parçalarını anlatacak. Hocam kısaca biyoreaktörü tanıtabilir misiniz bize? Hangi parçalardan ve bileşenlerden oluşuyor? 5 litre çalışma hacmi olan 7 litrelik bir fermentörümüz var. Bu ne demek? Yani fermentörün kendi haznesi, bu camda gördüğümüz çift cidarlı camı gördüğümüz hazne 7 litre almasına rağmen maksimum 5 litre ile çalışabilirsiniz demek. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu basınçlı ve beslemeli bir sistem olduğu için işte söylenen çalışma hacimlerini geçmeden minimum çalışma hacmi vardır, maksimum çalışma hacmi vardır. Buna göre deneysel kurguların yapılması gerekir. Çift cidarlı bir cam hazne bu. Su ile ısıtıp soğutma yapılıyor. Hemen buna paralel olarak da chiller sistemi mevcut. Chiller dediğimiz soğutucu. Bunun içinde bir su haznesi var. Evet. İçerideki su ısıtılıp soğutularak ve fermentöre besleme yapılarak bu cam bölmelere da görmüş olduğumuz bağlantılara sağlanarak bir su sirkülasyonu oluyor içerisinde. Bir su sirkülasyonu sağlanıyor. Ve dolayısıyla hassas ısı kontrolü bu şekilde sağlanıyor. Çünkü fermentasyon başladıktan sonra onun belli bir, özellikle mikroorganizmalarda belli bir sabit ısıda tutulması gerekiyor. Verimin iyi olabilmesi açısından. O yüzden de hızlı soğutma ve ısıtma sistemlerinin yapılması gerekiyor. Bunun dışında işte bu çift cam, bu arada su sirkülasyonu sağlanıyor. Fermentörün oturduğu bir çelik aksam var. Head plate'inin, yani şu kafa plakasının da bağlandığı. Bu sistem aslında fermentörün bütün ana iskeletini oluşturuyor. Kafa plakasında bir motorun giriş yaptığı bir ana parça var. Buraya içerideki parçaları döndürecek motor aksamı ekleniyor ve bu da ana sisteme bağlanıyor. Hava girişi için filtreyi taktığımız, küçük bir filtre taktığımız bir hava girişi mevcut. Buradan hava ve diğer gazlar filtrelenerek fermentör içerisine veriliyor. Kontrollü bir hava girişi olması için. Evet, kontrollü bir hava girişi olması için. Havanın kontrolü de doğrudan fermentörün kendi kontrol sistemi aracılığıyla oluyor. Bakın burada hava, oksijen, azot ve karbondioksit için çıkışlar var. Cihaza giriyor. Akış hızı cihazda kontrol edilip ayarlandıktan sonra bir software yardımıyla şu bağlantı yapılarak içeriye belli bir akış hızında, dakikada işte kaç litre verilmesi gerekiyorsa, evet, organizma bazında bu değişebilir, İçeriye hava ve diğer gazlar verilebiliyor. Tabii bu sistemden sisteme değişir. Örneğin memeli kültürlerinde içeriye karbondioksit vermek gerekirken, işte maya kültüründe kuru hava ve oksijen vermek gerekir. Farklı farklı uygulamalarda farklı gazların verildiği sistemler var. Hava karışımının olarak içeriye, evet, verebiliyoruz ya tek tek de verebiliyoruz. Bunun içinde ya airflow controller denilen içeride bir kontrol aparatı vardır bu sistemlere, evet, entegre, ya da mass flow controller denilen bir sistem kurgulanmıştır. Bu fermentörden fermentöre değişir. Teknolojik, evet, olarak küçük farklılıkları bulunmakta. Bunun dışında yine havadan ve filtreli yerlerden gitmişken, burada bir distiller bölgemiz var. Burada çelik bir aksamdan oluşmuş, yukarıya doğru yine hava çıkışının olduğu, gaz çıkışının olduğu bir yer. Çünkü siz içeriye hava ve gaz veriyorsunuz, bunun bir çıkışının egzastunun olması lazım. Yani içeride oluşan havayı aslında dışarıya bir şekilde atmamız gerekiyor. Bu elbette, çünkü içeride hava birikimi olursa lazım ve organizma kaynaklı gaz çıkışları da olacak. Çünkü solunum yapıyor örneğin maya. Ve buradan çıkan karbondioksitin de atılması gerekiyor. Buradan yine dışarıya filtreyle veriyoruz. 0.22'lik, evet, filtreler aracılığıyla havaya yine temiz egzoz veriyor. Filtrelenmiş bir şekilde dışarıya. Bu parçanın, yani bunu da bu şekilde veremez miydik? Elbette ki verebilirdik, ama fermentasyon dediğiniz süreçler saatler, günler boyunca sürdüğü için, buharlaşma da her sıcaklık derecesinde olduğu için, burada bir böyle bir distiller aksamı konularak ortamdaki besi yerinin kaybedilmemesi, evet, sıvısının kaybedilmemesi hedefleniyor ve burada peltier sisteme bağlanarak soğutma mı yapıyor? Soğutma yapılıyor, evet. Hı. Şu parçanın içinde bir miktar sıvı konuluyor, su konuluyor ve buradan da soğutma yapılarak, peltierle hızlı bir soğutma yapılarak buhar fazındaki sıvı olarak geriye yoğunlaştırılıyor. Evet. Yine bunun amacı kaybı önlemek. Kaybı önlemek, evet. Tamam. Yine bu sisteme bağlantılı olarak bir ısıtma battaniyemiz var. Bu da aslında şeyi önlemek için, bu filtreler her ne kadar yüzey alanları geniş olsa da sıvı bir miktar üzerinde birikebiliyor ve tıkayabiliyor. Onu, hı, engellemek amacıyla bu sisteme şöyle bir ısı battaniyesi, evet, yapılmış ve şu şekilde bağlanarak buradaki filtrede yoğuşma engellenmiş oluyor. Filtreyi ısıtmış oluyoruz, evet, değil mi hocam? Filtreyi ısıtmış oluyoruz. Çünkü filtrede yoğuşma olursa filtre tıkanabilir. Hı-hı. Filtre tıkandığında da burada basınç artacağı için sistemde patlama vesaire gibi, hı-hı, şeylerin önü açılabilir. Yine burada ısıtmalı bir sistem dedik. Şimdi birçok port var bu head plate'in üzerinde. Besleme sistemimiz var öncelikle. Hı-hı. Mesela büyük portlarımızdan bir tanesi. 3 tip port var bunun. Besleme sistemimiz içeriye 4 tane farklı şeyi verebiliyor. Bu hemen hemen tüm fermentasyon sistemlerinde 2 tanesi bunun asit ve bazdır. pH kontrolü içindir. Bir tanesi köpüktür. Bir tanesi de besin vermek için, besi yeri vermek için, bir ya da işte
indüksiyon için kullanılacak kimyasalın eklenmesi için bir feed pompasıdır. Besleme sistemi peristaltik pompalara bağlanır. Peristaltik pompalar aracılığıyla da sisteme belli bir akış hızında, belli bir mililitrede, dakikada işte kaç mililitre hedefleniyorsa besin, indüktör gibi kimyasallar verilebilir. Yine sistem aşırı köpüklenme yapıyorsa köpük kırıcılar buradan verilebilir programa entegre. Çünkü sistemin aynı zamanda seviye sensörleri bulunuyor. Onu soracaktım hocam. Yani sistem bunu bir sensörle algılıyor. Evet, sensörle algılayabiliyor ve siz köpük kırıcınızı bağlayarak sistemi köpük olduğu zaman köpük kırıcıyı otomatik ver diye programlayabiliyorsunuz. Bunlar iki yanına mı konuluyor? İki yanına dışarıdan şöyle bağlanıyor. Dışarıdan şöyle takacağız o zaman. Şu metal aksam bunun için yapılmış. Bu şekilde bağlanıyor. Karşılıklı denk geldiğinde bu artık köpük seviyeyi belirlemiş oluyor değil mi? Yani hangi seviyeye taktığınız önemli burada. Çünkü köpüklenmenizin hangi seviyede durmasını istiyorsanız bunu sisteminize göre... Bu size bağlı değil mi hocam? Yani evet. Siz karar veriyorsunuz. Aşağıda da tutabilirsiniz, daha yukarıda da tutabilirsiniz. Bu sizin kendi sisteminizin iç dinamikleriyle belirleyeceğiniz bir şey. Ama bu sistem gördükten sonra software aracılığıyla bunu programlayabiliyorsunuz. Ne kadar köpük kırıcı vereceğiniz, antifon vereceğinizi de oradan bulabiliyorsunuz. Şey mi hocam bu? Deneme yanılma yöntemiyle bulduğunuz bir şey mi? Yoksa bunun için literatürdeki, bir formülünüz var mı? Literatürdeki bilgilerden yola çıkıp optimizasyon yapmak gerektirir. Literatürde hiçbir bilgi yoksa yavaş yavaş ürününüze zarar vermeden gitmeniz lazım. O da bir optimizasyon peki, süreci. Peki seviyeyi yani çok yukarıda koyduk ya da çok aşağıda koyduk ne değişir? Yani şimdi bir optimum seviyesi... Çok aşağıdayken hemen az köpüklenmede sürekli verir. Evet. Daha yukarı koyduğunuzda da çok köpüklendiğine. Şimdi köpük sizin ürününüzü, son ürününüzü etkiliyorsa çok yukarı koyduğunuzda sıkıntılı olur. Yani müdahale geç olacağı için. Çok aşağıda koyduğunuzda içeriye fazla köpük kırıcı vereceğiniz için o da ürününüzü etkileyebilir. Tabii bu ürününüzün doğasına bağlı bir şey günün sonunda. Bağlantılı olarak pompalara geçelim. Burada bir kontrol sistemi var. Bu kontrol sisteminde 4 tane peristaltik pompa var. Asit, baz, köpük kırıcı ve besleme pompası. Bunlar içeriye saat yönünde ya da saat yönünün tersine çalışarak iki yönlü çalışabiliyorlar. Belli bir hızda, dakikada belli bir hızda sıvı verme kapasitesine sahip. Bu sıvıları da asidi bazı şu tür sistemlerle içeriye veriyoruz. Steril yine aseptik koşullarda bağlıyoruz. Pompadan geçirerek şu uçlardan birleştirerek yine aseptik şekilde içeriye veriyoruz. Bu boru mu buraya takılıyor hocam? Bunun üst kısmına giriyor. O kısmı, evet, bu boru da takılabilir. Bu boru da. İki boru da peristaltik pompaya uygun şekilde seçilmiş borular. Peristaltik pompanın özelliğine göre boru et kalınlığı, borunun yapısı çok önemli. Çünkü malzemenin stabilitesi de öyle. Çünkü asit baz gibi malzemeler geçtiği için buna uygun boru sistemlerinin seçilmesi çok önemli. Hangisini buraya takacağız? Bu şeffaf bunu da takabiliriz, onu da takabiliriz. Ben kimyasalı görmek istediğim için şeffafı tercih ediyorum mesela. Çünkü çekip çekmediğini görmek daha kolay. Şeffafta içinden geçip geçmediğini göremiyoruz. Evet, herhangi bir sorunu burada görmek daha kolay. İnce bir nüans diyebilir miyiz aslında? Evet, çok ince bir nüans. Ama zaten profesyonel olarak kullanmaya başladıktan sonra herkes bu nüansları yavaş yavaş kendine göre öğreniyor, optimize ediyor. Pompa kafaları mekanik aksamlar, zamanla bunlarda bir aşınma şey olabiliyor. Yine borularda da öyle. O yüzden değiştirmek lazım. Değiştirmediğiniz koşullarda bu tür kimyasal dışarıya akar ve aslında zarar oluşturur. Pompa kafalarının da bakımı, kontrol edilmesi ara ara önemli. Belli bir süre sonra bu kafalar değiştiriliyor ve yenileniyor. Onların da belli bir kullanım ömrü var. Aslında burada seviye algılayıcısı var ama burada bir de seviye probumuz var. Bu sıvı ona temas ettiği zaman yine sistem algılıyor ve size bir alarm veriyor ya da işte antifonu, köpük kırıcıyı içeriye veriyor. Şimdi boş kör tıpalarımız da var burada. Mekanik, metal. Bunlar 16 çelikten yapılıyor genelde bu sistemler. Paslanmaz çelik sistemler. Buraya başka problar, sensörler takılabiliyor gerektiğinde. Şu an örneğin bunda boştalar. Şurada mesela bir cooling finger yeri var. Soğutma parmağı denilen bir sistem var ve içeriye hızlı soğutmayı sağlayacak bir aparat takılıyor. Ben chiller'lı sistemleri kendi sistemim açısından daha çok tercih ediyorum. Evet. Burada şimdi üzerinde çeşitli yazılar yazıyor. Bu takacağınız probları buna göre mi belirliyorsunuz? Evet. Şimdi burada çok fazla prop var çünkü. Nasıl aklınızda tutuyorsunuz diye merak ettim ama burada yazıyor isimleri. Yazıyor. Kafa plakasında bunda yazılmış. Her fermentörde yazılı olmaz. Evet. Ama şeydir, genelde vidaların büyüklükleri ve çapları benzerdir ve hangi sensörün nereye gireceği 3 aşağı 5 yukarı bellidir. 3 farklı boyut var. Bir pH, dizolt oksijen, erik oksijen, sıcaklık. Hepsi farklı birbirinden. Hepsi farklı birbirinden. Mesela şu feed portu daha büyük. Şuradaki cooling finger daha büyük. Ama pH ve DO, yani erik oksijen birbirinin aynısı. Rezervlerden 3 tanesi de ona benziyor. Genelde prop sistemleri belli firmalar tarafından üretilir ve
onlar çok standarttır. Standart. Onların standartına uygun aslında bu büyüklükler. Evet. Yazılması da güzel olmuş ama. Evet, yazılması da hani kullanıcı açısından şey kolaylaştırıyor. Bu o karışıklığı, evet, kullanıcı dostu bir kafa sistem plakası olmuş, aslında yani olmuş. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu tür vidalı sistemler, çelik aksamlarda genelde teflon ve silikon contalar vardır. Hmm. Yani hava kaçırmasını engellemek için bunlar birleştirilirken, sistem takılırken araya o contalarla beraber takılır. Hem sızdırmazlık sağlar hem de vidaların birbirine ezmesini, sistemin aşılmasını, evet, engeller. Şurada bir örnek portumuz var. Çünkü fermentasyon başladıktan sonra ara ara örnek alıp hem kontaminasyon kontrolü, hem hücrelerin sağlığının kontrolü, hem işte optik yoğunluk ölçümleri alıyoruz biz örneğin. Buradan şırınga aracılığıyla, şöyle Luerlock sistemli şırıngalarla bağlayarak burada bir yine filtre, steril filtre takarak, aynen öyle. Şuradan da açıp kapatarak içeriden en dibinden, bakın bunu içeride bir besiyeri ya da şey olsaydı buraya çekip örneğimizi alabilecektik istediğimiz mililitrede. Bunun dışında içerideki sistemi tanıyalım. İç aksamımızda şimdi iki tane motorun bağlı olduğu ana, böyle tam ortadan şaftlığına sistem var. Orada da iki tane impeller bıçağı var. Yani buna bıçak diyorum ama aslında bunlar karıştırıcı. Motora bağlı ve motor 2200 devire çıkıyor bu fermentörde mesela. Evet. 2200 devire kadar dönüyor. Dakikada 2200 devir atarak bunlar karıştırmayı sağlıyor. Neden? Çünkü biz fermentasyon sırasında homojen bir ortam istiyoruz. Hem ısı homojen dağılsın, hem de pH eklemeleri vesaire kontrolleri yapılırken homojen bir pH dağılımı olsun. Hem hücreler büyürken çökelme oluyorsa homojen bir biçimde dağılsın. İçeriye verilen hava da yine homojen bir şekilde, evet, dağılsın. Bir fermentörün her tarafında bütün koşullar eşit olsun istiyoruz. İçeriye indüktör verdiğimizde de onun da homojen dağılmasını bekliyoruz. Çünkü bakın buradan damla damla geliyor şuradaki port sistemlerinden. Bu damla aşağı indiğinde bir iki damla verildiğinde dahi homojen bir şekilde sisteme karışsın, evet, istiyoruz. Yine işte şu örnek aldığımız uzun prop, bu aşağı kadar inen bir boru, çelik boru. Evet. En dipten örnek alır bütün fermentörler. En dipten itibaren alarak örneklemeyi yapar. Ama tabii bunun seviyeleri ayarlanabiliyor. Biraz daha yukarıdan da örnekleme, evet, alabilirsiniz. Ama fermentasyonu başlattığınızda nasılsa ayar, onu değiştirmemeniz lazım. Çünkü bu prop yukarı çekildikçe steril koşullardan çıkmış, evet, oluyorsunuz. Ama genellikle alt kısımdan alınır. Alt kısımdan alınır. Karıştırmanın, tamam, en efektif olduğu, en homojen yerlerden alınır. Bu bize hem ürünün üretimiyle ilgili bu örnekleri alınırken, hem de hücrelerin sağlığıyla ilgili bilgi verir. Optik yoğunluğu ölçmek. Burada U şeklinde bir sistem var. Bu sparger denilen bir sistem. Bu mikro sparger. Üzerinde U'nun, yine bu da fermentörün tam ortasına ortalanmış bir sistem. Bu U'nun içerisinde de minik delikler var. Hava buraya besleniyor. Bakın şu şey sistem. Hava ve diğer gazlar buradan veriliyor. 0.20 mikronluk bir filtreden geçerek içeriye veriliyor ve eşit dağılması açısından bu sparger sistemi kullanılıyor. Aynı anda hızlıca oksijen çözünürlüğünün artmasını hedefleyen, evet, bir sistem. Yine şu plakaya bağlı bir baffle sistemi var. Köpük kırıcı denir buna. Dalga kıran daha doğrusu. Hı-hı. Köpük kıran ya da dalga kıran. Kaçıdan da görmüş olduğumuz, evet, dikey metal plakalar. Böyle kafes gibi gözüken plaka. Evet. Bu baffle sistemi köpük kırıcı. Köpüklenen sistemlerde köpüğü azaltma. Hı-hı. Aynı zamanda da erik oksijen miktarlarını arttırma hedefiyle kullanılıyor. Şimdi sistemin pH kontrolünün yapıldığını söyledik. İşte burada bir pH probumuz devreye giriyor. Bir pH sensörümüz. Yine pH metrelerdeki şeyin, sistemin çok benzeri. Ve pH probları genel olarak şöyle kutularında tutulur. Normal pH problarımızı nasıl tutuyorsak pH metrelerde, ucunda tampon çözeltide 3 molar yine tutulur ve prob ucunun asla açıkta kalmaması gerekir. Prob bakımı çok önemli. Yani triklerden bir tanesi de bu. Neden? Çünkü içerideki pH'nin çok hassas ölçülmesi ve hassas kontrol edilmesi gerekiyor organizma büyürken. Çünkü dik konumdaydı hocam. Siz alırken o dikkatimi çekti. Dik tutuyoruz. Dik tutuyoruz. Genelde problar dik tutulur ki şu ucundaki şeylerde buharlaşma olsa dahi uç açıkta kalmasın, evet, diye. Yine bunun da şu vida sistemiyle pH portuna oturan bir şeyi var. Kafası bakın şöyle bir kapalı kör tıpası var. Kör tıpa otoklava gireceği için sistem otoklavda elektronik aksamı korumak için, evet, kullanılır. Ama fermentasyon öncesinde bu kör tıpa kaldırılıp kendi bağlantı portu takılır. Evet. Sistemin tanıması açısından ve her fermentasyonda pH kalibrasyonu yapılarak probun kalibrasyonu yapılır. Yine pH'ye ek olarak bir dissolved oksijen, erik oksijen probumuz var. İçerideki
Çözülmüş oksijen miktarları buradan ölçülüyor. Burada da yine çelik aksam bir sistem var. Otuklavlanabilir. O da yine ucu nemli tutulan bir sistem, kapalı. Yine bir kör tıpası var gördüğünüz gibi. Otoklava girerken bu kör tıpalar çok çok önemli. Çünkü elektronik aksamları neme, suya maruz bırakmak istemiyoruz. Yine video sistemi fermentörün dizot oksijen portuna uyabilecek şekilde. Gördüğünüz gibi uzun. Genelde dibe kadar iner bu problar. Dizot oksijen probu açısından önemli olan içinde bunun şu dış koruma nemlendirme sıvısı çok önemli. Ama bir de sistemin içinde oksijeni sens eden sensörü var. Onun bir elektroliti var. Bu elektrolitin buharlaşmaması ve dönem dönem kontrol ederek yenilenmesi gerekiyor. Doldurulması gerekiyor. Yine bu probların düzgün bir şekilde temizlenip kaldırılması ve tutulması çok önemli. Proba ömrü açısından. Burada güzel bir şey sistemi var. Çift cidarlı demiştik. Bu çift cidarda giriş şöyle bir plastik sistem kullanılmış. Normalde fermentörün içine su çekildikten sonra eğer bu tür bir sistem olmasa buradan su akışı geriye doğru olabilir sistem açıktayken, bağlantılı değilken, bağlanmamışken chiller bölgesine. Şurada şöyle kafalar var. Kilitli bir sistem var. Geriye vermiyor suyu. Evet, geriye vermiyor. Suyu içinde tutuyor. Bu da aslında temizlerken fermentörü büyük bir kolaylık sağlıyor. Siz kontrollü bir şekilde çıkartabiliyor musunuz suyu hocam? Evet. Nasıl çıkaracağız? Basınca mı çıkıyor? Şöyle tırnakla bastığınızda su direkt su çıkıyor. Buradan bırakılıyor. Tamam, çok güzel. Yani diğer türlü çünkü burayı başka bir sistemle kapatmanız gerekir. Evet. Kalın borularda da o böyle çok konforlu bir olay değildir. Yine bir tanesi level probu bunun. Yani seviye probu. Bir tanesi de sıcaklık probu. Sıcaklığın kontrolü de çok önemli. Sıcaklığın sürekli ölçülmesi gerekiyor. Bu sıcaklık bu sıcaklık için evet. Şuradan şöyle. Bu da level probu. Dediğim gibi seviye probu. Ve seviye probunda da yine şu şekliyle bağlanıp yükseklik ayarlanabiliyor. Yani siz hangi seviyede bırakacaksanız yukarı kadar çekebiliyorsunuz. Bu seviyeyi litreye göre mi belirliyorsunuz hocam? Yani litreye göre, köpüklenmeye göre yani hangi seviyede. Çünkü taşmasını istemezsiniz. Çünkü taşmaya başladığı zaman buradaki filtreleri de tıkayacaktır. Evet. İçeride basınç oluşturacaktır. Hem köpüklendiğinde hem fazla olduğunda. O yüzden bunların hassas kontrolü çok önemli. Bunun haricinde şu kafa plakası buraya sabitleniyor. Bütün parçalar takılıp içeriye besiyeri konulduktan sonra ben kendi sistemimde besiyeriyle beraber otoklava sokuyorum öncelikle. Bunların dengeli kapatılması bu vidaların çok önemli. Hani bir tane vidayı kapatıp sonra ikinciye sonra üçüncüye geçmiyoruz. Hepsini eşit dengede sıkarak gitmeye çalışıyoruz. Bu head plate'in oturduğu yerde de yine bir silikon sızdırmazlık sağlayan bir büyük conta var. O da hem bu camın aşınmasını, kırılmasını engelleyici bir sistem hem de dışarıya gaz ve hava sızdırmazlığı sağlıyor. Mesela bu sistemde sıcaklık, erik oksijen, köpük seviye probunun bağlandığı yer ve pH probunun bağlandığı yer belli. Burada kabloları var. Sistem başlatmadan önce bunları takarak sistemi başlatıyoruz. Ek olarak burada kör ama turbiditometre takabileceğimiz, turbidity ölçümleri yapabileceğimiz bir port var. Yani gerekirse buraya problar takılabilir. Yine bir karbondioksit probu takılabilir ya da bir tane de siz kendiniz dışarıda mesela bazen custom yapılan sensörler var. İşte metanol sensörleri, şeker sensörleri. Bunları da tanıtabilirsiniz sistemlere. Hocam kısaca chiller'dan da bahsedebilir miyiz biraz? Chiller sistem için ne amaçla kullanılıyor? Chiller soğutma için ve ısıtma için kullanılıyor bu sistemde. Evet. İçine şu bölgeden bir su haznesi var. Su, sıvı haznesi var. Sıvı koyuyorsunuz. Genelde su ya da işte içine bir miktar alkolü karıştırılabilir. Sıcaklık kontrolü sağlanıyor. Bir de içeride bir pompası var. Pompa devir daim pompası. Bu sisteme çünkü bağlayıp sıvıyı devir daimle soğutma yapılıyor. Hassasiyeti artı eksi 0.1 dereceye kadar inebiliyor. Ve şu ceket kısmının dış kısmına sürekli su sirkülasyonu yaparak sizin istediğiniz sıcaklıkta kontrolünü sağlıyor. 0.1 derece hassasiyetle tutabiliyor. Örneğin 28 derecede tut diyorsunuz ve 28 artı eksi 0.1 derecede ayarlayabiliyorsunuz bu hassasiyetle. Yani bu ne demek? 27.9 ile 28.1 arasında tutabilme yüksek bir hassasiyet hassasiyeti var. Evet. Onu da işte dediğimiz gibi az önce gösterdiğimiz bu sıcaklık ölçümlerini yaparak siz bunu 5 saniyede 10 saniyede bir ölçüm yaptırtabiliyorsunuz. Yazılım bunu kendisi ölçüyor değil mi? Şeyde, evet, yazılıma programlı siz diyorsunuz ki 5 saniyede ölçüm al ya da 10 saniyede bir ölçüm al ve logla dediğinizde buna göre yapıyor. Bunun normalde bir de tableti var ama tabii şu an biz bunu hazırlık aşamasında olduğu için çıkartmadık. Bir sonraki yayında onu da kullanıyor olacağız. Bu sistemde tablet var ama mesela bunun farklı sistemlerinde bilgisayar da bağlanıyor. Evet. Ve aslında siz bütün verinizi de fermentasyon sonucunda bir
İşte Excel sisteminde bilgisayarı alabiliyorsunuz. Bütün veri loglanmış bir biçimde alabiliyorsunuz. Bütün parametreler. Yani buradaki tabletteki güzellik şu. Burada küçük bir ekran. Hemen bütün parametreleri canlı olarak onun ekranından izleyebiliyorsunuz. Bir gün önce başlattınız fermentasyonu. Ertesi gün geldiniz. Gece ne olmuş? Nasıl gidiyor? Son 12 saatte nasıl gitmiş? Bunları görebiliyorsunuz ve verilerini alıp değerlendirebiliyorsunuz. Evet. Son bir sorum. Bu çilera direkt musluk suyu mu koyuyoruz? Yoksa ultrasaf şimdi su mu? Genel olarak çelik aksamlı böyle sistemlerde ultrasaf su kullanılmaz çünkü aşınma yapıyor. Çeşme suyuyla birlikte hani saf su karıştırarak yapıyoruz. Ultrasaf su kullanılmıyor. Kullanmıyoruz kesinlikle. Evet. Tamamdır. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.